Balıkesir, her köşesi bambaşka bir dünya olan bir kentteyiz. Kent merkezi Ayvalık ve Burhaniye'yi ziyaret ediyoruz. Her yerde rüzgar farklı esiyor. Önce kent merkezindeyiz. Sokaklarda bayrak yarışı yok ama adaylar mahalleleri ve köyleri adım adım dolaşıyor. Yarışın en burun buruna gittiği illerden biri Balıkesir. Balıkesir'de benim şu anda gördüğüm 50-50 yani 50-50. İyi Parti de alabilir, AK Parti de alabilir. Yani şu anda bir şey diyemiyorum. Çünkü seçimler hakikaten Balıkesir'de biraz ne olacağı belli değil yani şu anda. Balıkesir 31 Mart yerel seçimleri öncesi üzerine en fazla tartışma yaşanan illerden biriydi. İyi Parti ve CHP liderlerinin anlaşması sonrasında Balıkesir CHP adayı Ahmet Akın adaylıktan çekildi. Bunun üzerine çok sayıda partili il başkanlığı önünde toplandı, tepki güçlüydü ama sonuç değişmedi. Millet İttifakı açısından bakalım önce. Cumhuriyet Halk Partisi önce Balıkesir'de aday göstermek istedi. Ardındansa yoğun tartışmalar ve tepkiler üzerine adayını çekerek İyi Parti'nin adayı İsmail Ok'u destekleme kararı aldı bu seçimlerde. İsmail Ok, kimya öğretmeni, Türkiye İtimsel Şube Başkanlığı yaptı, Türk Ocakları üyesi. 2009'da MHP'den Balıkesir Belediye Başkanı oldu. 25 ve 26. dönem milletvekili, MHP'den ihraç edildikten sonra İyi Parti kurucu kadrosunda yer aldı. Kimisi bize ver diyor, kimisi bize ver diyor. Birilerine rey vereceğiz. Daha düşünüyoruz şimdilik. Kararsızız yani. Cumhur İttifakı'nın adayı ise AK Partili ve Yücel Yılmaz. Daha önce 2014 yılında yerel seçim sonuçlarını hatırlayacak olursak aslında Balıkesir'in bir önceki seçimlerde seçtiği belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Gözyaşları içerisinde yapmıştı açıklamasını istifasında Edip Uğur, belediye başkanı Edip Uğur gözyaşları içerisinde bir açıklama yapıp ailesine varan tehditler aldığını söylemişti ve İstifasının gönüllü olmadığını, bu tehditler nedeniyle olduğunu açıklamıştı Balıkesir'de. Ve bu seçimlerde ise AK Parti Yücel Yılmaz'ı aday gösterdi Cumhur İttifakı için. Yücel Yılmaz, İngilizce öğretmeni, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirkete sahip. Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı yaptı. 2014 yerel seçiminde AK Parti'den Balıkesir Karasi Belediye Başkanı seçildi. Önceki seçimleri hatırlayacak olursak 2014'te AK Parti %39.8 aldı Balıkesir'den, Milliyetçi Hareket Partisi %31.6, Cumhuriyet Halk Partisi ise %25 oy aldı. Ancak 24 Haziran seçimlerine geldiğinde tablo biraz farklılaşmıştı. Nasıldı sonuçlar hatırlamak gerekirse? AKP %40, Cumhuriyet Halk Partisi %30.56, İyi Parti %14.95, Milliyetçi Hareket Partisi ise %7 oy almıştı. Son anket çalışmaları ve kentteki havaya göre Balıkesir'de bir değişim olması olası. Balıkesir'de şöyle söyleyeyim, bence hani AKP olarak AK Parti'nin Balıkesir'de zor olarak görüyorum. Çünkü milletimizin bizim öngörüsü çok farklılaştı. 2014 yerel seçimlerinde ayrıca 20 ilçeden 14'ünü AKP, 5'ini CHP, 1'ini MHP almıştı. 2018'de Balıkesir'de meclis sandalyeleri de şöyle dağıldı. 5 AKP, 3 CHP, 1 İyi Parti. Peki bu rekabette kazanan başkanı hangi sorunlar bekliyor? Sokağa sorunları ve beklentilerini sorduk. Vatandaşın halini görsünler, çıksınlar da. Herkesin arabası yok. Herkesin arabası yok. Yayaları da düşünsünler. Baştan aşağı arabayından geçerken baştan aşağı ıslatıyor seni. Altyapılar yarı yetersiz. Giderler yok. Onları yapsınlar. Ben bu şehirde havuz olsun isterim. Ben de bu şehirde havuz olsun isterim. Huzura ihtiyacı var. İyi hizmete ihtiyacı var. Kardeşle beraber yaşamaya ihtiyacı var olarak düşünüyorum. Spor alanların var mı? Koşu alanların var mı? Vallahi yok. Halı sahaların olmasını isterdim. Futbolcuların olmasını isterdim genelde burada. Trafik sorununa bir çözüm getirmesi zorunlu. Yeşil alanı çoğaltmalı. Oyun parkları falan. İlk önce işsizliğin çözülmesi gerekiyor. Çoğu kişi
işsizlik konusunda sıkıntı çekiyor. Bunların giderilmesi gerekiyor ilk başta. Ne bileyim ben kızım. Her şeye var ihtiyacı, olmaz mı? Ucuzluğu en başta. Ne bileyim vallahi daha. Kent merkezinde hava böyle ama dedik ya, her köşesi ayrı alem. Ayvalık, 60 bin yerleşik nüfusuyla yazın gelen yüz binlerce tatilciyi karşılamaya hazırlanıyor. Ve son sakin günlerinin keyfini çıkarıyor. Ayvalık'tayız. Ayvalık'ın seçim havasını, atmosferini sizlere aktarmak için buradayız. Pek çok ilçede olduğundan daha yoğun bir seçim telaşı görüyoruz Ayvalık'ta. Seçimlerde ise Millet İttifakı adayı Rahmi Gencer kendinden emin. 2014'ten bu yana kenti yönetiyor. Tam bu dönemde gelen Büyükşehir ünvanından Ayvalık ilçesi de etkilendi. Zor bir dönem geçirdik. Büyükşehir Yasası'nın uygulandığı bir döneme rastladı bütün şehir yasasıyla beraber. Üç belediye birleşti. Köylerimiz bize intikal etti. Tabii gelirlerin alınmasıyla insanların tabii bütün görevleri, algısı geçmişte ilçe belediyesindeyken birdenbire %60'ı hem ekonomik olarak gelirlerimizden düşmesi hem de görevlerimizden alınmasını algılaması çok kolay olmuyor. Hala bile büyükşehrin birçok görevini ilçe belediyesinde zannedip tenkitler alıyoruz. Siyasi irade buradan 135 kilometre uzakta olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. İşte bu seçimde de diyoruz ki İYİ Parti ile yaptığımız Millet İttifakı'nda Ayvalık'ta Altıok, Büyükşehir'de İsmailok diyoruz, İYİ Parti'nin adayı diyoruz. Ayvalık'ta çok işler yaptık. Eksiklerimiz var, yol konusunda eksiklerimiz var. Bir yıl içinde de onları vaat ediyoruz yapacağımız. Ayvalık'ın sosyal hayatını geliştirici, ekonomik hayatını geliştirici projeler yaptık. Onların da bir kısmını şimdi bitiriyoruz. Bir kırlangıç projemiz var. Bir yaşam merkezini kazandırıyoruz Ayvalık'a. Hem insanlar alışveriş yapacak müzeler var içinde. Zeytinyağı Müzesi, Göç Müzesi, Mübadele Müzesi, sanat galerileri, kadın el emeği satış yerleri, alışveriş yerleri, restoranlar olacak. Bir de Altınova'da bir OSB kurduk. Gıda İhtisas Organize Sanayi. Onu da sonuna geldik artık. Tabelamızı diktik. İnşallah bir yıl içinde de orada fabrikalar başlayacak. 15 fabrika hazır yapılmaya. Toplam 35 fabrikalık bir OSB olacak. O da buradaki istihdama ve tarıma, özellikle Altınova bölgesindeki tarımı destekleyici, sözleşmeli tarıma dönük firmalarla yaptığımız bazı anlaşmalar var. Fabrikaları kurunca istihdam konusunda da 1500 kişiye 5 yıl içinde iş imkanı yaratılacak. İlçe sakinleri yaşadıkları yere sahip çıkma noktasında duyarlılığıyla dikkat çekiyor. Ekoloji hareketleri oldukça güçlü. Ayvalık Tabiat Platformu bunlardan biri. 2010 yılından beri faaliyet sürdürüyoruz diyebilirim. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Türkiye'nin en büyük tabiat parkı ve burada bir revizyon plan hazırlığı başladı. Ayvalık halkı olarak buna karşı çıktık. Sermayenin talepleri doğrultusunda bir hazırlık olduğu için biz adalarımızın doğal bakir haliyle kalmasını istiyoruz. O süreçte Danıştay nezdinde bir dava açtık ve haklılığımız tescil edildi, davayı kazandık. Platform seçimler öncesi bir deklarasyon yayınlayarak adaylara kenti korumaya dair koşullarını imzalattı. Rahmi Gencer, Ali Kenanoğlu, Mesut Ergin, Şuayb Çetin deklarasyonu imzaladı. Birinci madde Ayvalık Tabiat Adaları Tabiat Parkı'nın korunması. Buranın doğal sit zaten bütünüyle doğal sit özelliğinin kaybedilmemesi, imara açılmaması, yapılaşmayla betona boğulmaması en büyük talebimiz bu. Büyüklerin bu azmi küçüklere de yansıdı. Ayvalık iklim için okul grevine destek eylemi yapıldı. Dünyamız ısınıyor ve bilim insanları dünyanın ısınmasını 1,5 derecede sınırlayabilmek için hemen harekete geçmemiz gerektiğini söylüyorlar. Fakat ülkeleri yönetenler küresel ısınmaya engel alabilmek için hiçbir şey yapmıyor. İklim için okul grevi hareketini başlatan 16 yaşındaki İsveçli bir öğrenci olan Greta Thunberg, Ağustos ayından beri her cuma günü İsveç parlamentosunun önünde oturarak yöneticileri küresel ısınmaya karşı acilen önlem almaya çağırıyor. Çoğumuz Greta bu konuya dikkat çekene kadar alınacak önlemlerin bu kadar katı ve acil olması gerektiğini farkında değildik. Greta'ya bizi bu konfor uykumuzdan uyandırdığı için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın ısınması sonucu oluşacak felaketleri engelleyebilmek için hemen şimdi harekete geçmek zorundayız. Yöneticiler üzerlerine düşen görevleri yapmaya başlayıncaya kadar bu konunun peşinde olacağız. Çünkü bu bizim geleceğimiz.
sistemi değişti. Peki dünya bırakmıyor mu? İklimi değil, sistemi değişti. Bu da başkanların gitsi. Belediye başkanı da eylemdeydi. Vallahi bize ders veriyorlar. Doğru söylüyorlar. Yani bizim nesiller ve bizim önümüzdeki nesil dünyayı çok hor kullandı. Ve artık çıkılmaz bir noktaya geldi dünya. Çocuklar bunu fark etti, bize hatırlatıyorlar çünkü artık gelecek onların. Ekolojinin yanı sıra demokrasi platformu da çalışmalarına devam ediyor. Seçim yaklaştığımızda dedik hani neler yapabiliriz, kentimizle ilgili bir çalışma yapalım. Bunun üzerine bir forum çağrısı yapıldı. Demokrasi platformunun çağrısıyla yapılan forma iyi bir katılım oldu. İnsanlar kente dair sorunlarını tartıştılar. Bundan daha önemlisi de buna dair, sorunlara dair neler yapabiliriz, biz neler yapabiliriz? Sadece oy kullanmak veya seçimlerde seçmen olmak değil, sonuçta bu bütün yaşamın parçası olan, o işte yönetilen bütçelerin cebimizden çıktığı bir Ayvalık bileşenleriyiz biz aslında. Esnafız burada, öğrenci olanlar var, Ayvalık'ın bir kısmı şehir dışından gelen öğrenciler. İşçilerimiz var. Burada yaşayan emekli kesim oldukça fazla. Herkesin kendine dair sorunlarıyla beraber çözüm önerisi neler olabilir diye konuştuk. Ve aklın yolu bir, oradan şu çıktı. Mahalle meclislerinde buluşalım. Herkes kendi mahallesinin sorunlarının tespitinde, çözümleri için önerilerde hemfikir olduğu adımları beraber atabilsin. Yan yana olursak, birbirimizden haberdar olursak, hem bir dayanışmayı örgütleyebiliriz. Sağlıklı bir kentte yaşamanın koşulu aslında kendimizin sorumluluk alması. Ayvalık yerel inisiyatifi olarak 6 mahallede devam eden çalışmalar diğer mahallelere de yayılıyor. Kente dair sorumluluk alan bu inisiyatif işi kadere bırakmıyor. Seçimde sınırlı değil, aksine yani seçeceğimiz ya da seçilen herkesin üzerinde bir denetleme mekanizması olacak bir güç olmak istiyoruz. Böyle çepeçevre kentine sahip çıkan bir ilçeden kalkıp bu kez soluğu Burhaniye'de alıyoruz. Buraların her şeye ihtiyacı var ya. Neden? Çiftçilik yapılamıyor. Millet perişan halde. Piyasayı görün, işsizlik biz bu. Ben kendi yağımı, kendi zeytinimden zarar ettim. Ki bugün daha yurt dışından yağ getiriyor bana. Ben kendi elimdeki malı alamıyorum. Patatesi 4.000 lira, 5.000 lira, soğan olmuş 7.000 lira. Benim yağım olmuş 12.000 liraya İzmir'den, Suriye'den yağ getiriyorlarmış. Ben kendim almıyorum. Yani 1 kilo patates mi, 1 kilo soğan mı? İnsanlar dertli zaten. Daha bir de bunlar kalkıyorlar. Yani ben vermem oyumu şahsen bunlara. Ama iktidara vermem. Ama şimdi neden vermeyeceğim dersen, sorunlar burada işsizlik biz boyu. Vatandaş, birçok insan iş yok. Onlar orada haberi yok. Bir beka davası tutturdular, gidiyorlar. İnsanlara bir tane bir vaatleri yok. Gazi dedesiyim, şehit amcasıyım aynı zamanda. Dedem de Çanakkale gazisi. FETÖ'cü, PKK'lı davası zoruna gidiyor insanın bazen evet. Yani. Bunları duydum yani. Çok da konuşursan içeri atıyorlar. Yani, ne bileyim, kimimiz ona oy veriyor, kimimiz buna oy veriyor. Yani, ona oy veren diyor vatan hain diyor. Yani, böyle bir şey olur mu ya? Biz burada muhtar seçeceğiz, belediye başkanı seçeceğiz. Yani. Gidip de başbakan seçmeyeceğiz. Yani. Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Ben nasıl vatan haini oluyor o zaman? Oraya oy atmadığım zaman. Öyle görünüyor ki Burhaniye'ye bugüne kadar kimse derdini sormamış. İnsanlar kendilerine uzanan Artı TV mikrofonuna içlerini döküyorlar. Ekonomi ve özgürlükler birinci gündem. Ben gidişatı beğenmiyorum. Ama bu mesele A partisi, B partisi demiyorum. Ülke olarak ne duruma geldik? Bir kuru soğana, bir patatese, bir kilo patatese muhtaç bırakıldık. Burhaniye'de de, genelde de AK Parti'ye iyi bakmıyorum. Net söylüyorum. Yazık yani. Bir şey savunmasını yapsın ama bir şey eleştirdiğin zaman terörist ilan ediliyorsun. Hain ilan ediliyorsun. Yazık yani, bu ülkeye yazık ya. Bu ülke böyle kura kura kazanılmadı. Eskide burada tarım yapılıyordu. Ben 45 senedir buradayım. Ben dışarıda gelmeyeyim ama 45 senedir buradayım. Eskide burada tarım yapılıyordu. Her mahallede İstanbul'a tarımda fasulyesinden tut, domatesinden tut, biberinden tut. Her mahallede kooperatif kurulmuştu. 5-10 tane kamyon mal sarılıyordu İstanbul'a. Nereye geldik? Güzel projelerimiz var tabii ki de. Dediğimiz gibi şu ana kadar yapılmış olanlar, yaptıklarımız 5 yıl içerisinde
daha da yapacaklarımızın teminatıdır diyeyim. İnşallah dediğim gibi daha güçlü bir kadro, daha bir meclis, güçlü bir meclis ile daha ileriye, daha kaliteli bir hizmet sunacağımızdan eminiz. Şimdi dışarıda vatandaşlarla konuştuk biraz. İşsizlikten, tarımın öldüğünden şikayet ettiler, pahalılıktan şikayet ettiler. Ne diyeceksiniz bunlarla ilgili? Ya elbette ki herkesi memnun etmek mümkün değil. Bizde burayla hiç hizmet yok. Dediler belediye AKP olsun, Balıkesir AKP, Ankara AKP, bir tane yatırım yok, hizmet yok. Bu sefer başkan değiştiriyoruz. Daha önce AKP'ye verdik, şimdi CHP'ye vereceğiz. Yarış AKP ve CHP'den ibaret değil. Halkların Demokratik Partisi de Balıkesir'de Ali Kenanoğlu ve Yurda Nur Güven'i aday gösterdi. Kenanoğlu, Sezai Temelli'nin miting için geldiği Balıkesir programı esnasında sorularımızı yanıtladı. Türkiye'de yaratılmak istenen algıyı bütün tarihlere rağmen, bütün provokasyonlara rağmen, partimize yönelik bütün saldırılara rağmen tabanda karşılık bulmadığını söylemek isterim. Biz Balıkesir'in bütün ilçelerini, bütün köylerini dolaşıyoruz. Orada insanlar hiçbir şekilde bu zulümcülerin, bu zalimlerin, bu yalancıların, bu talancıların, bu rantçıların yalanlarından bıkmış durumdalar. Dolayısıyla hiçbir şekilde de inanmıyorlar. Balıkesir'in birçok sorunu var ki bunların yani yaşadığımız coğrafyasında Burhaniye, bu Körfez açısından en büyük sorun. Bütün kanalizasyon atıkları şu anda bu denize akıyor. Ve bu deniz karşıdaki Midilli Adası'yla bir göl haline dönüştürülmüş durumda. Bakın bu buraya önlem alınmadığı takdirde bilemem 10 seneyi, yani 5 sene 10 sene içerisinde burada bırakın yaşamayı, denize girmeyi, nefes almak imkan olmayacaktır. Kokudan durulamayacaktır. Bir kere buralar yaşam alanı olmaktan çıkartılıyorlar. İnsanlar buralara, Kaz Dağları'na özellikle göç eden insanlar, çeşitli solunum yolları hastalıkları çeken insanlar. Ama şu anda bütün bölge kirletiliyor. Deniz yaşanamaz, denize girilemez hale getiriliyor ve doğada tahrip ediliyor. Bu çevre sorunları. Tabii ekonomi sorunu, biliyorsunuz patates üretimi yasaklandı bu bölgede, tarım sorunu var. Ve Afrin'den çalınan, gasp edilen 50 bin ton zeytin ve türevleri burada iç piyasaya sürmüş. Zeytinci kan ağlıyor, ürettiği maliyetiyle satamıyor. Bütün bunlar da bu bölgenin çokça sorunlardan birkaçı. Dersim'de afişleri topluyorlar, biz Mao'nun reklamını yapıyormuş. Zazaca bilmedikleri için orada ya Mao yazıyor, vay demişler, bunlar Mao'nun reklamını yapıyor. Burhaniye, tüm partilerin huzur içinde seçim çalışmalarını yürüttüğü bir ilçe. 31 Mart akşamı tercihini ise yine Artı TV'den izleyeceğiz. Gülüm, bizim köy yerlerine her şeye ihtiyacı var. Bizden tarafa hiç bakılmadı zaten. Okuldan yandan oturuyoruz biz. Hiç bizim o tarafa hiç bakılmıyor. Köyün içine bakıldı, bizim o tarafta ihtiyaç çok. Hangini söyleyelim? Değiştirmek istiyoruz yavrum, ama nasip.